Karşımızda Cihan Harbi'nin ve Çanakkale'nin ilk şehitlerini verdiğimiz Hatice Turhan Sultan tarafından yaptırılan Settülbahir Kalesi. Bu makette 25 Nisan sabahı Ertuğrul Koyu canlandırılıyor. Bizde 104 yıl önce kimse Truva Savaşları'nı bilmezken karşımızdaki gelen İtilaf Ordusu Truva'yı savaşlarını gayet iyi biliyor. Kendilerini Akalıların yerine koymuşlar. Akalılar Truva'yı nasıl yakıp yıktıysa biz de Osmanlı'yı yakıp yıkacağız diyorlar. Truva'da biliyorsunuz 10 yıl savaşılır, ele geçirilmeyince tahta at hilesine başvurulur. 25 Nisan gününün Truva atı da bu gördüğünüz River Clyde isimli gemidir. Kuru yük gemisi, Türkler ateş açmaz, arıza yapmışçasına kıyıya oturtulur. İçinde 2000 İskoç ve İrlandalı asker vardır. Yan kapatçıkları indirilir, bir anda karaya çıkarlar. İkinci çıkartma noktası Ertuğrul Koyu. O gün burayı savunan 28 yaşındaki Ezineli Yahya Çavuş. İngilizler 100 bin mermi atarlar. Birer metre arayla yaklaşık 1100 kilo patlayıcı patlar. 2,5 saat süren bombardımanın ardından artık derler ki bırakın karada Türk askerinin sağ kalmasını, karıncanın dahi yaşaması mümkün değil. İşte burada sahneye Yahya Çavuş çıkıyor. 26. alayın 3. taburuna bağlı takım komutanı kale patlamasında şehit düşmüş. Yahya Çavuş, Balkan Harbi gazisi, gönüllü olarak ilk askere koşuyor. Bombardımandan sonra çok kısa bir askerlerine hitap eder. Evlatlarım, sizi analarınız bugün için doğurdu der. Acele etmeyin, düşman menzile girsin. Önce ben ateş edeceğim, sonra ateş serbest. 5 manga askeri vardır. Bunun 3 mangasını top mermilerini şu koydaki açmış olduğu top mermi çukurlarına yerleştirir. En fazla 2 asker gelecek şekilde ve beklerler. İngilizler gerek River Clyde gemisinden, gerekse açıktaki gemilerden pikaplarla sahile çıkarlar. Etrafta ölüm sessizliği vardır, diyor ki İngilizlerin yüzbaşısı. Sahile vardığımızda ölüm sessizliği vardı, fakat tek bir el silah sesi duyduk. Ardından görünmez eller biçmişçesine karaya çıkanlar ve Filika'dakiler vuruldu. Şimdi burada bölge komutanı Hunter Weston. Hindistan'da Boer Savaş, Afrika'daki savaşlara katılmış ünlü bir general, 30 yaşlarında. Saat 11'de komutanını arıyor, Hamilton'u. Komutanım diyor, Türklerin burada bir tümen askeri var. Burası da bizi diyor mezbaya dönüştü, bizi gelin buradan alın. Hamilton inanmaz, günlerde uçak raporları vardır. Birkaç tane abdest alan, çamaşır yıkamış asker görmüşlerdir. Yine bölge üstüne gelirler, bakarlar ki şu koyun 50 metrelik bölümü kandan kıpkırmızıdır. Ölü askerleri suyla dalgalanmakta. İlyas Baba burnuna döndüklerinde ölü askerlerle dolu filikalar akıntıya kapılmış sürükleniyor. Şimdi bu sırada Yahya Çavuş sağ kasından vurulur. Kurşun atar damarını parçalamıştır. Tüfeğin kayışını söker, turnike yapar kasını. Kanamayı durdurur. İngilizler bunun üzerine burada bir tümen asker var dedi. Halbuki olan 63 kişi. Helle sanatının arkasından İngiliz kraliyet taburunu çıkartırlar. Arkalarının kuşatılmak olduğunu gören Yahya Çavuş bir manga askerini süngü hücumuna kaldırıyor. 1000 kişiye karşı 12 kişi. Bu mücadele tam 10 saat sürer. 10 saatin sonunda hava karardığında yalnızca 3 asker sağ kalmıştır. Yahya Çavuş yaralıdır. Komutanıyla yanına gider, tekmil verirler. Ve İngilizler 25 Nisan akşamı burada işgal ettikleri ilk nokta ve çekilirken de 9 Ocak'ta en son terk ettikleri noktada bulunduğumuz bu bölgedir. Bir kahraman takım ve de Yahya Çavuş'tular. Tam 3 alayla gönülden vuruştular. Gören tümen sanırdı bu şaheserleri, Allah'ı arz ettiler, akşama kavuştular.
şu anda Anzak askerlerinin Sphinx diye adlandırdı. Türk askerlerinin ise, Türk tarafının ise Arıburnu diye adlandırdıkları mevkideyiz. Şu alan Türk askerlerinin Uçan Türkler efsanesinin doğmasına neden olmuştur. Anzaklılar günlüklerine şöyle yazıyorlar: Türklerin üstümüze süngüyle saldırdıkları yetmiyormuş gibi bir de tepelerden yağmur gibi üstümüze yağıyorlardı. Yine burada sol taraftaki gördüğünüz yer, çam ağaçlarıyla olan yer, Cesaret Tepe'dir. Orada da Gelibolulu bir hemşerimiz var. Gelibolulu Süleyman Başçavuş. Ki kendisi Mustafa Kemal tarafından subaylığa terfi ettirilmiştir daha sonra. Ama Çanakkale Savaşları sırasında hiç karşılaşmamışlar. Mustafa Kemal ziyarete gelmiş, o hastanedeymiş. Mustafa Kemal yanına gittiğinde adamcağızı da Biga'ya, hastaneye gönderilmiş. Uzun sürede ayrılması mümkün değil, karşılaşamamışlar. Şimdi burada Arıburnu'nun tam üstünde keskin bir Türk nişancısı. Tabi bu bizden günlüklerde geçmiyor, Anzak günlüklerinde geçiyor. Buradaki çıkan Anzakların rütbeli subaylarını ateş ediyor seçmece. Herkese rastgele ateş etmiyor. Ve Anzaklar bakıyorlar ki subaylar hep subaylar gidiyor, askerlere bir şey olmuyor. Rütbe rütbe işaretlerini sökmeye başlamışlar. Ve diyor ki 3000 çift göz keskin Türk nişancısını aradık. Sağ tarafımızdaki gördüğümüz çıkıntı Küçük Arıburnu diye adlandırılan alandır. Burada özellikle 24-25 Kasım gününde, hani abide de sormuştun ne oldu çekim şeyi ne diye geldi. Hı hı. Öyle bir yağmur yağar ki burası diyor Times Nehri'nden daha geniş oldu. Etrafındaki çadırlar şeyler sular altında kalmış. Karşıdan karşıya geçmekte güçlük çekiyorlar. Ve 7000 askerlerinin bir gecede boğulduğunu uykudayken su yükselmesinden ifade ediyorlar. Şimdi yan taraftaki Anzak Koyu Kitabesi ile oradaki mezarlığı ziyaret edelim. Anzak mezarlığını. Bizler gelinceyi Mehmetçik şehitin kanına benzetiriz yapraklarını. Yeşili askerin elbisesidir. 20 Nisan'da karaya çıktılar. 15-20 gün sonra Mayıs ayında her tarafta gelincikler çıkar. Anzaklar merak ederler ne bu diye kendi aralarında bir yorum getirtirler. Ölen atalarımızın ruhu bizimle. Çünkü Anzakların içerisinde getirdiklerinin büyük bir bölümü Aborjin ve Maorilerdir. Tek tanrı inancı yoktur. Şimdi buradaki mezar taşlarına baktığınızda dini semboller olduğunu göreceksiniz. Sağ tarafta bir tane Müsevi vardır, Jakob. Ve 3 tane Müslüman var bakın. Yönleri farklı mezarların. Hüseyin Kağan, İmam Din, Allah Ditta. Burayı savunmakla yükümlü olan alay 27. Piyade Alayı. O gece yani 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece tatbikat yapmışlar. Ecevat'ta çadıra girip yattıkları zaman 03'tür. 04'te Anzaklar karaya çıkarlar. Sabah kaldırırlar. Çorba içmeye vakitleri yoktur. Ellerine birer tane peksimet verirler. Koşar adım Arıburnu'nun arkadaşlarına imdada gelecekler. Askerin ilk yaptığı iş, araziye girdiği zaman makiliktir etraf çalılıklar. Sırt çantasından bir kat temiz iç çamaşırı çıkartır, kirlisini çalının dibine bırakır, komutanını takip ediyor. Şefik Bey en önünde koşuyor. Bir elinde kılıcı, bir elinde tabancası. Subayları yanına gelirler. Komutanım geri kalın, vurulacaksınız. Korkma evlat diyor, cavurun mermiciği bize hiçbir şey yapmaz. Kurşunlar bacaklarını delip geçmiş, her damla da kan adımla damlıyor diye. Kemal yerine geldiğinde askerini 3 kola ayırır. Ancak o sırada Anzakların sayısı 28 bin ile 30 bin arasındadır. 3 bin civarında kuvvetiyle hücuma geçiyor
bir anda güneşi gören kar misaliye 27. alay verdiği zayiatlarla erimeye başlar. İmdat. İşte onun imdat çağrısına Mustafa Kemal 57. alay ile birlikte harbe girerek yardım eder. Şimdi bulunduğumuz yer Kanlısırt. Merak ettiğin nokta. Enver Paşa 2 Mayıs'ta Çanakkale'ye gelir. Komutanları toparlar. Sanki kendisi Sarıkamış'ta destan yazmış da buradaki askerler beceriksiz demişlerine fırça atar. Bunlar da ne elde mevcut asker olduğunu ne de topların mühimmatı olduğunu söylüyor. Tamamlıyor, size yardım göndereceğim. 3 Mayıs günü İstanbul'a döner. Tabii elde mevcut birlik yok. Hemen padişaha gider. 15 yaşında vücutça elverişli lise bir çağındaki gençlerinde asker altına alınabilmesi için ferman çıkartır. Çok iyi bir hatiptir, okulları gezer. Önce İstanbul Muallim Mektebi, İstanbul Erkek Lisesi ve Galatasaray'a giremez. Neden? Bütün paşalar, ekabir, kalantorların çocukları orada. Enver'i çiğ çiğ yerler. Ama yine de gönüllüler gelir. Gençler akşamda askerlik şubesinin elinde kuyruğa girerler. İlk olmak için. Ertesi gün asker elbiseleri verilir. Bir haftalık eğitimden sonra Çanakkale'ye gelirler. Bakın bu konuda bir örnek. Galatasaray Lisesi'nden bir anekdot anlatalım. Mayıs ayının ilk günleri Ata Efendi ismindeki tarih hocası derse giriyor. Koca sınıf, koca salon bomboş. Hiç öğrenci yok. Halbuki Ata Bey o kadar güzel ders anlatıyor ki diğer sınıftaki öğrenciler de dersine giriyor. Ama o gün hiç kimse yoktur sınıfta. Ne olmuştur o çocuklar da? O sınıfa, o gün derse gelmemişler, gelememişler. Hemen telaşla koridora çıkar. Okul idarecilerinden durumu öğrenecek. Bu sırada okul hizmetlisi Ahmet Efendi sırtı dönük koridoru süpürüyor. Uzaktan görünce seslenir. Ahmet Efendi, Ahmet Efendi. Hizmetli süpürgeyi bırakır, şöyle bir süpürgenin sapına dayanır. Tebessümle Ahtar Bey'in yüzüne bakar. Onun alnındaki nuru mu gördü? Bilinmez. Bakın neden. Ata Bey o günden haberdar değil ama ileride kendisi de iki şehit babası olacaktır. Heyecandan soruyor Ahmet Efendi'ye. Benim öğrencilerim nerede? Hocam haberin yok mu? Onlar dün sabah Çanakkale'ye hareket ettiler deyince Ata Bey'in bir anda omuzları çöker. İki eliyle iki dizini dövmeye başlar. Vah yavrularım vah, vah yavrularım vah. Ben onlara tarih anlatmaya geldim. Onlar ise oraya tarih yazmaya gittiler. İşte o nesil, o mübarek nesil. O mübarek kanlarını mürekkep, süngülerini kalem yerine kullanıp şu gördüğünüz coğrafyanın dağına ve taşına Çanakkale geçilmez diye bugün destanını yazanların huzurundaydık. Kanlısırt. 13 Mayıs'ta İngilizler İlk kafileyi Akbaş'tan çıktığını görmüşler. Türkler saldırıya hazırlanıyorlar. 2,5 kilometredir cephe alanı 100 tane makinalı tüfek yerleştirmişler. Enver Paşa'mız Çanakkale'de askerin savaşma şevki az daha çoğalsın diye 2 tane mehter takımı göndermiş Çanakkale'ye. Hemen arkamızdaki Kara Yürek Deresi Vadisi'nde 18 Mayıs'ı 19'u bağlayan gece. Bir yandan mehter gümbür gümbür kös vuruyor, alay hafızları bağıra bağıra Kur'an-ı Kerim'den Fetih Suresini okuyor, asker coşmuş, tekbir sesleri göğe yükseliyor. Sabaha karşı 4. Emir verirler, askerlerin silahlarını boşaltsınlar, el bombalarını bıraksınlar, süngü hücumuna geçeceğiz. İki taraf siper arasındaki mesafe 300 metre. Bizim asker arkamdaki sırttan çıkacak, 300 metre ileriye geçecek, makinalı tüfek ateşi altında
hücuma geçerler. 2 saatin içinde 10.000 vatan evladı. Esad Paşa durumu görüyor. Saldırıyı durdurur. Eldeki siperleri koruyacak askerimiz yoktur. Kara haber tez yayılır. İstanbul'da Erkek Lisesi tam 108 öğrencisini şehit vermiştir. O öğretmenlerin gözlerinden simaları gitmek bilmez. Kimileri şakacıdır. Kimileri çok çalışkan, çok zekidir. O kadar üzülürler ki okulun kapılarını, çerçevelerini siyaha boyarlar. Okul hastaneye döndürülmüştür. Çatısında Hilal-i Ahmer'in ayı vardır. Duvarları ise sarıya boyalıdır. 19 Mayıs 1915'ten beri İstanbul Spor'un İstanbul Erkek Lisesi'nin forma rengi sarı ve siyahtır. Vefa Lisesi 98 öğrencisini şehit vermiştir. Yeşil siyah. Galatasaray Lisesi 24 öğrencisini şehit vermiştir. Sarı ve kırmızı. Fakat en fazla şehidi Balıkesir'deki Karasi Lisesi verir. 118 tane. Özellikle 18 tanesi bugün inanılmasa da Keşaflar Kolu öğrencisidir. Körpe bedenleri asker elbisesinin içerisinde kaybolmuş, kollarının boyları süngü takmaya yetmiyor. Azman Çavuş o gece süngü talimi yaptırır. Süngüyü şöyle takacaksın, düşmana süngüyü şöyle vereceksin. Ve o gece onlar bu sırada siperlerde bir marş bestelerler. Ve bugün günümüzde Mülkiye Marşı diye adlandırılıyor. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı diye. Siperden çıktıkları anda makinalı tüfek ateşiyle biçilirler. 18'i birden Azman Çavuş'un kolları arasında can verirler. Beşiktaş futbol takımının 17 futbolcusu vardır. Takım kaptanı Kazım dahil 17'si birden şehit düşerler. İşte o formadaki siyah renk Çanakkale'deki 17 şehit futbolcusunu anlatır. Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler cephelerdedirler. Ve o sene 1914-1915 ligi PAF takımıyla bağlanır. Ve üniversitelerden, liselerden 1917 yılına kadar hiçbir öğrenci mezun olmaz, olamaz. İşte o günden beri bu gördüğünüz sol yanımızdaki sırtlara kanlı sırt adı verilmiştir. Bütün o nesil için klok konuşamayacağım, söylemeyeceğim ama özellikle de İslamlı Erkek Lisesi'ndeki abilerim için buradan. Evet. Ne diyeceğim bilemiyorum. Teşekkür ederim. Nurlar içerisinde yatsınlar diyeceğimiz budur. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şu an Şehitler Tepesi, öyle diyelim. Anzak siperleri üstündeyiz. 25 Nisan akşamı bu tepe üstünde Yüzbaşı Faik Bey var. 27. Alay'ın bölük komutanı. Gökyüzünde tabak gibi bir ay. Denizin üstünde gümüşten dalgalar. Sırtını bir çam ağacına dayamış. Ayın solgun ışıkları arasında bir kağıt parçasını okumaya çalışır. Elindeki bir telgraftır. Eşi bir hafta önce İstanbul'da doğum yapmış, onun müjdesini bildirilmekte. Yüzünü görmediği evladını düşünüyor, eşini düşünüyor ama gününde yorgunluğu ağır basar. Başı önüne düşer, içi geçer. Derken çalılar arasında dal kırılma sesleri, heyecanlı iki ses. Komutanım, komutanım diye Yüzbaşı Faik'i arıyorlar. Biri Gelibolulu Cemil, diğeri Bigalı İdris. Uyanır gafletten, komutanım açıkta gemiler var. Karartıları görürler. Ve durumu tabur komutanı Halis Bey'e bildiriyor. Topçu şeyi, buradaki bir bataryamız var. O şapenin yanındaki olduğu tepede, o da Halis Bey'in yanına gitmiş
Benden emir almadıkça ateş etmeyeceksiniz emrini vermiş. Ateş ettiremiyor. Halis Bey'in yanında rapor veriyor. Halis Bey'e ahiret sualleri. Kaç tane? Kaçı zırhlı? Kaçı nakliye? Kaçı çıkartma teknesi? Adamcağız diyor ki 20 dakikaya kalmadı. Ay battı. Ortalık sipiri karanlık. Ve korku deresinden sarışın mavi gözlü askerler çıktı. Yani Anzaklar bu hatları ele geçirdiler. Ve 19 Mayıs'taki askerlerimizin, şehitlerimizin öcünü almaya çok uğraşırız. Ancak deniz bir hayli yakındır. Başarılı olamayız. Bunun üzerine eski bir Türk askerlik sanatına başvuruyoruz. Bu da lağımcılık. Zonguldak'tan maden askerleri getiririz, madenciler. Yerin altında galeri kazarız Anzaklara doğru. Dinamitimiz yoktur, yokluk yılları. 480 kilo karabarut buluruz. 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece patlatırız. Ve onlar da İrlanda'dan madenciler getiriyorlar. Savaşta yeni bir cephe açılır. Lağım savaşları. Bunların içerisindeki en ünlü şeylerinden biri de burada yatıyor. Johnston Jolly, şakacı Johnston. Ve onun kazdığı, uçlarının süper hatlarına kadar ulaştığı bir lağımı göreceğiz. Geri kalan alandakiler ise siperden sipere geçmeyi, siper üstünden geçmeyi korkuyorlar. Çünkü keskin Türk nişancıları vuruyor. En ufak bir hedef göstermen halinde. Onlar da toprak altından sürünerek geçiyorlar öndeki siperi.